aslında merak ettim. Valla sevgili izleyiciler, samimi olarak söylüyorum. Siz de haklısınız, diyorsunuz ki daha fazla zaman ayır. Yani ben Seher'le hiç buradan çıkmadan, yemin ediyorum, arada yemek bir şeyler versin, hiç aradan çıkmadan Seher'e yani bir hafta boyunca soru sorasım var. Niye kızarıyorsun? Kızarmıyorum valla. Bir hafta sana sorusun. En son bizi söyleyeceksin de. Haydi bakalım, hayırlısı ne zaman söyleyeceksin. Şimdi. Ya ben Didem Hanım'ın şeyini yaptığını gördüm. Bergün'ün şeyini değil. Sana deli ya. Sorularım var ya. İzleyiciler de herkes çıldıracak. Böyle şey biliyorum ya. Yani bizim apartman görevlisi televizyonu kıracağım Didem Hanım diyor. Televizyonu kıracağım diyor. O başka bir şey söylüyor. Ya herkes büyük bir öfkeyle ekran karşısında, onu farkındayım yani. Şimdi ama Seher'i de anlamak lazım. Zor bir şeyler yani, zor, ağır bir yükün altında. Şimdi Faruk onu öyle bir şeyle tehdit etmiş ki sevgili izleyiciler. Söz verdiğim için söylemiyorum. Her insanın kaldırabileceği bir şey değil yani. Kimse kaldıramaz öyle bir şeyi. Ama şöyle yapalım. Şu sevgili Aydoğan'ı hepimiz çok merak ediyoruz değil mi? Evet, Aydoğan hazırmış. Hemen alalım Aydoğan'ı. Bir göreyim bakalım. Ne de verdiniz mi? Aydoğan selamlar canım. Aleykümselam abla. Teşekkür ederim yayına bağlandığın için. Rica ederim abla. Kulaktan ses geri dönüyor mu, farkında mısınız? Peki Seher'le... Evet. Seher'le sevgiliydiniz siz değil mi? Zamanlar. Evet abla. Tamam. Evet dedim abla. Seher'le nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Abla Seher'le internet üzerinden tanıştım, biz Scrum'dan. İlk tanışmamız. Sen mi arkadaşlık gönderdin? Efendim? Sen mi arkadaşlık gönderdin Aydoğan? Evet abla. Peki. Hiç yüz yüze geldiniz mi sonra? Hayır abla, uzun bir süre telefonun üzerinden konuştuk. Bir ay yakın falan arkadaş olduk. Sonra sevgili teklif ettim. Sevgili olduk. Zamanla zamanla aşamalara geçtik. Sonra yakından tanımak istediğimi söyledim. O da tamam dedi, kabul etti. İlk buluşmamız Selen'di oldu. Hani yakından tanıştık, kahve veren içtik, oturduk ettik. Yani ondan sonra ayrıldık abla. Şimdi genellikle Instagram üzerinden mi görüşüyordunuz yoksa telefonla mı konuşuyordunuz? Hayır abla, tanıştığımız günden sonra tanıştık, sevgili olunca numarasını önem verdi abla. Hayır hayır, şöyle Instagram'da ne kadar yazıştınız birbirinizle? İlk tanıştığımız gün mü abla? Evet evet, yani hayır, günlerce Instagram üzerinden mi yazıştınız yoksa sonra... Bir sürü Instagram üzerinden yazıştık. Sonra telefon numaramı verdim zaten. Verdim. Ben ona verdim. Öyle konuşmamız oldu. WhatsApp üzerine konuşmamız oldu. Ondan sonra bir süre sonra zaten Selen'de buluştuk. Konuştuktan sonra zaten ilk buluşmam Selen'de. Ondan sonra geçtikten sonra zaten arada gene telefonla WhatsApp üzerine konuşuyorduk ikimiz de zaten. Onu işe giderken falan bir ara Uşak'ta buluştuk yani, öyle. Nerede çalışıyordun sen Aydoğan? Nerede çalışıyorsun? Seher'le aynı yerde mi çalışıyordun o zaman? Hayır. Aydoğan söylesin. O zaman ayrı çalışıyorduk abla. O... Onun karşısında çalışıyordu. Sen nerede çalışıyordun? Sen de başka bir yerde çalışıyordun. Faruk'u tanıyor musun? Evet, başka yer çalışıyordum. Faruk'u tanıyor musun? Faruk'u hiçbir zaman tanımadım da görmedim de. Tanımadım abla, hiçbir zaman görmedim. İlk defa televizyonda gördüm. Seher'le ne kadar flört ettiniz? Kaç ay flört ettiniz? 6 ay konuştuk abla. 6 ay boyunca gezdiniz mi beraber çok? Zaman zaman. Yok abla, evet. Aradı bir abla genellikle göze bakmamak için. Genellikle sevgimizi gizli saklamak istedik. Neden? 2 haftada bir kere veren abla. Ailelerin haberi olsun istemediniz mi? Yani o... İstedik abla, zamanı zaman isterim dedik. Seher'in dediği gibi 6 aydan sonra anlaşamadık, ayrılma aşamasına geldi. Geleceğim ona da. Seher nasıl biri? Abla şimdi söyleyeceklerim şimdi Seher'i savunma anlamına gelmesin. Ben eski zamandaki sevgili Seher'i bahsetmek istiyorum. Şu anki Seher'i tanıyamıyorum. Bahset. Abla ben zamandayken Seher 6 ay içinde... Hani kalbi var, ağzı var, dili var, sussun, kendi halinde biriydi. Hani karınca bile bir incitmezdi. Ağzı var, dili yok gibiydi.
6 aydan sonra ayrıldım. O gündür bugündür nasıl bir insan oldu, neler karıştı bilmiyorum. Hiçbir zaman da diyaloğa girmedim. Televizyonu görünce şok oldum. Yani hani benim zamanımdaki yani böyleydi. Televizyonu çıkmış ne olarak karışmış söylendim. Şaşırdım yani. Peki serin kanlı biri mi? Böyle heyecanlı biri mi? Duygularını kontrol eder mi yani? Nasıl bir kızdır? Şimdi bizim burada gördüğümüz kadar çok duygularını belli eden bir kız değil. Seninle sevgiliyken duygularını belli eder miydi? Yoksa böyle şey miydi? Mesafeli bir kız mıydı? Abla bana karşı rahat yani içinden gelerek konuşurdu. Her şey açık açık konuşurdu. Hiç evlenme planları yaptınız mı? Evet abla, dediğimiz gibi 6 aydan sonra olmadı, düşünmüştük. Olmadı, isteyerek beraber konuşarak ayrılmıştık. Peki siz ne zaman ayrıldınız Seher'le? Hatırlıyor musunuz zamanı? Abla tahminime göre geçen sene aralıklarda olması lazım abla. Nasıl yani? Nereden baksana bir sene, bir buçuk sene veren abla. Olaydan çok önce ayrılmışsınız. Evet, hadi söyledim ben bunu. Evet abla, çok sene önce bir sene, bir buçuk sene veren oldu. Faruk seninle tehdit ediyormuş Seher'i. Birlikte olduğunuzu sağa sola yayarım, anne babanıza söylerim falan diye tehdit ediyormuş. Bunu duyunca ne düşündün? Abla ben hiçbir zaman korkmadım. Seher de biliyor, ben de biliyorum. 6 ay içinde Seher'le ne yaptığımızı Seher kendisi de biliyor, ben de iyi biliyorum. O yüzden gönlü vicdanla rahatım. Seher de rahat olsun, korkmasın yani. O kendisi de iyi biliyor. 6 ay içinde biz neler yaptık? Ne yaptınız ki 6 ay içinde? Ya buluştuk, hani konserlere gittik. Hiçbir şey olmadı abla. Ne diyor Seher, söylesin. Ya beraber konserlere bile gittik arkadaşlarla. Yani kahvede mesela kafeteryada oturduk. Yani Uşak'ta hani müzik dinlemeye gittik beraber. Çok masum iki gencin yapacağı şeyleri yapmışsınız. Evet. Doğru mu Aydoğan? Evet abla. Evet, evet dedim abla. 6 ay içinde bunları yaptık abla. Peki o sırada hiç Faruk sizi bir yerde gördü mü acaba? Sen Faruk'u hiç görsen tanırsın herhalde değil mi artık bu yayınlardan sonra da, ama öncesinde de yani bir tanışıklığın olmasa bile görsen Faruk'u, sizin servis şoförüymüş bir ara, tanıyorsun yani, nasıl hayır, tanıyorsun? Hayır, biz Aydoğan'la aynı servisin içindeyiz, o başka bir yerde servislik diye biniyoruz gidiyor zaten. Bizim Aydoğan benim araba servisini bilmiyor zaten. Hayır, ama Aydoğan'ın namı, pardon şeyin namı fazlaymış Faruk Efendi'nin orada. Böyle ahkam kesiyormuş, herkesi tehdit ediyormuş. Duydun mu Faruk'la ilgili ne biliyorsun? Abla o zamanlar altı için hiçbir şey duymadım. Yani bu olay olunca televizyona çıkınca, yani televizyonda öğrendim ben de yani Faruk'un böyle biri olduğunu. Bak şöyle, Seher diyor ki benim diyor Aydoğan'la yaşadıklarımı diyor işte öğrenmiş. Ondan sonra o sırada da işte şey tehdit etmiş. İsmail'le konuşmazsan bunu gider herkese söylerim, yayarım demiş. Faruk Efendi. Tamam işte, o Seher'e söylediği neyse ben de öğreneyim ki ben de ona göre konuşayım. Ben dediğim gibi gönlü vicdanla rahatım. 6 ay içinde Seher'de ben de biliyoruz yani, öyle bir şey olduğunu da biliyor, olmadığını da biliyor. Konuşsun yani, niye korkuyor? Söylüyor bak, niye korkuyor? Ne, benim korktuğum bir şey yok zaten. Neyle tehdit ediyorsa söylesin diyor. Neyle tehdit ediyorsa, o benim kendi kalmış bir şey zaten. Ben Aydoğan'la hiçbir şey alakam. O da dedi ya, bittikten sonra sana iletişimi kestik zaten. Tamam o zaman. Bir uzaktan yakından alakam yok zaten Aydoğan. Tamam, o da benle, ben de ondan da zaten. Yani ben Aydoğan bir şey biliyor, saklıyor, bir cümlesini de kurmuyorum zaten. O hiçbir şey bilmiyor zaten. Gene diyorum ben bunu, yayın öncesi söyledim. Onun hiçbir şeyin haberi yok. Hiçbir şey de bilmiyor. Ya o sadece burada hani çıktı, hani bağlandı. Siz neden ayrıldınız? Neden ayrıldınız Aydoğan? Seher'le neden ayrıldınız? Abla Seher'de neden ayrılma sebebimiz, yani ona ben teklif ettim. Yani köyde mi yaşayalım, şehirde mi yaşayalım dedim. O dedi şehirde duralım falan dedi. Ben dedim hani köyde dursa olmaz mı yani dedim. Köy havası iyi olur dedim, şehir iyi olmaz falan. O da olmaz falan dedi. Ben de niye dedim, işte böyle böyle dedi. İsteme gelse ben seni dedim, ilerleyen zamanlar doğru dedim, ben ailem vermez mi o zaman dedim. Vermez dedi, ailemi sana soracağı tek kelime dedi, ev var mı diyecek, soracak dedi. Ben de diyeceğim ki yok desem bile vermezdi. Ben dedim ki kendi kendime, o zaman dedim ailesi böyle diyecekse dedim bu konuyu hiç ilerletmeyeyim. Evi dedim benim zamanla alacağım ama dedim şimdi bu zamanlarda alamam dedim. O yüzden de birbirimize gönlü eğlendirmeyelim. Onun dünyasında bana yer yok, benim dünyamda bana yer yok dedim. Biz bu yolları ayıralım dedim. Bu yüzden mi ayrıldınız?
Yalansa yalan desin abla. Öyle mi Seher? Ama sen bize şey dedin, aldattı, evet, beni abla, o yüzden ayrıldım. Olmaz, çok farklı abla. O anlattı, tamam. Evlenmeyi düşünüyor zaten. Ben evlenmeyi düşünmüyordum. Açık açık söylüyorum orada zaten. Evlenmeyi düşünmüyordum. Yani seviyordum, seviyordum. O da biliyor zaten. Ev meselesine gelecek oldu. Ev zaten hiç girmeyelim bence. O ev meselesini daha en önceden konuşurken zaten o bana söylemişti bu ev meselesini. Ben o ev meselesine girmeyeyim. Ondan sonra zaten biz konuşmaya başladıktan bu geldi. Evlenmek evlenmek. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. 20 yaşında bir insanım zaten. Seviyorum seviyorum ama erkenden evlenmeyi düşünen bir insan değilim zaten. Hani muhabbetler hani böyleydi yani. Peki sen onu aldatmışsın. O yüzden özellikle ayrılmışsınız. Aldatma mevzusu sonra da zaten hani biz ayrıldık. Ayrıldığımızdan bana geri gelmeye başladı. İşte telefonla hani ayrıldı ama ikide bir arayıp duruyordu, arayıp duruyordu, arayıp duruyordu, arayıp duruyordu. Ben duydum ki hani başka kızlar konuşuyor, başka kızlarla. Onu zaten dedi ki bana hani barışalım. Ben başka kızlar konuşuyor, niye geri döneyim ki sana? Ondan sonra anlamadım. Muhabbet tamam. O sırada sen İsmail'e demiyor musun? Ben başka birini seviyorum. Evet, İsmail konuşurken Aydoğan'ın haberi yok. Aydoğan'ın hiçbir şekilde haberi ama yok. Ama o zaman İsmail'e niye başkasını seviyorum diyorsun ya ki? Seviyordum çünkü hala. Ama gerçi seviyordum ama Aydoğan yine diyorum hiçbir şeyden haberi yok. Ama o sırada Aydoğan'la da konuşuyorum dedin sen bize. Hayır konuşmuyor. Ben yakın arkadaşını söyledim. O sıra boyunca konuşmuyorduk zaten. Hayır o sırada ben işte İsmail'le de konuşuyordum. Yani pardon İsmail'le konuşurken bir yandan sevgilimle konuşuyordun dedin. Demedi mi sevgili izleyiciler? Ben yanlış hatırlıyorum ya. Aydoğan'la o sıra herkes boyunca dedi, bak dedi de herkes söyledi. Bir sürü hani ya. Zaten evet, telefonunda sen her tarafta engelli. O da biliyor zaten. Her tarafta engelli. Ama takası takasına çıkarırım evet. Bu sözü. Çıkarırsın yani, da. Yani seviyorum. O sırada hala görüşmeye devam ediyordum. O yüzden de İsmail'e dedin ki sevgilim var. Bir sevgilim var. O zaman Aydoğan sevgilin olmadığına göre o sırada. Şimdi o dönemde 29 Nisan'da, Mart'ta, Nisan'da. O ay boyunca zaten ben Aydoğan'la hiç konuşmadım zaten. Ya bir tanem o zaman başka bir sevgilim var. Hayır, senin ya. Hayır başka sevgilim yoktu. Niye o zaman İsmail'e söyledim direkt. Hayır. Yani senin acaba Faruk'un tehdit ettiği kişi Aydoğan değil başka hayır, biri mi? Başka hiç kimse yok. Gerçekten başka kimse yok. Aa başka bir şey var. Gerçekten yok ablam ya. Ya gerçekten yok. Aralık ayında ayrılmışsınız. Aralık bu şeyde Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayı, Nisan. 5 ay geçmiş ayrılmışsınız zaten değil hadi mi? Ayrıldık. Aydoğan. Ayrıldık ama hani her tarafta engelli zaten. O da hani engellemiştir evet, zaten. Evet abla ayrıldık. Ayrıldınız peki o sırada hiç böyle barışma çabaları falan gösterdi mi? Seher onu seviyordum diyor. O yüzden İsmail'e bir sürü gösterdi sonra zaten her tarafta bitirdi. Hayır sen zaten. İsmail'e şunu söylemedin mi? Ben başkasını seviyorum. Var, başkasını seviyorum. Ha, konuştuğum var dedim. Konuştuğum var başkasını seviyorum. Bak seninle de Faruk istediği için konuşuyorum. Ama konuştuğum bunu biri yok ki o sırada. Olsun olmasın ben direkt onu söyledim zaten. Niye Aydoğan'a söylüyorsun? Aydoğan o sırada sevgili değilsiniz değil mi siz Mart'ta Nisan'da? Değiliz değiliz. Dur onu söylesin. Duyayım ondan da. Deniz abla ben ayrıldığım günden beri dedim abla o gün bugündür bu olaya kadar hiçbir zaman seninle hiçbir yerden yani diyaloğa girmedim. Yani telefonum da aynı numara dokumanı döktürebilirsiniz. Seher'i engelledin mi peki? Evet o beni engelledi ben de engelledim yani bitirdim yani. Tam bitmiş bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi bitmiş bir ilişki ama o sırada sen bize evet. Diyorsun ki ben sevgilim var seni sevmiyorum demişsin. Evet. Konuştuğum biri var demişsin bak konuştuğum biri var ne demek? Ya umudu keser diye. Niye o zaman ya? Seni tehdit ben adama çocuğu açık açık söylüyorum ki benim sevgilim var. Bak ben senin Faruk için konuşuyorum. Niye konuşuyor? Ama açık açık söylüyorum zaten İsmail'e. Ama bunu bağlamıyorsun, bunu şey yapıyorsunuz ablam ya. Ya hayır canım benim, başka bir sevgilin olduğunu düşünüyorum. Başka sevgilim yok. Aydoğan şu bunu söyleyince dedim herhalde başka sevgilisi var. Yok, olsa zaten niye söylemeyeyim? Aydoğan'ı hiç muhabbet açayım ben burada. Niye konuşayım? O da biliyor, ben de biliyorum ya. Niye özel hayatın gelip de Aydoğan diye burada ben yayın yapayım? Aydoğan olduğunu söylemedin ki bize. Söylemedim zaten. Ya gelip bağlanmasam, Aydoğan'la konuşmak istemesem, bağlandırmak istemem, konuşmak istemesem o konuşur ben bu stüdyoyu terk ederim. Anlatabiliyor muyum kendimi? Bak senin söylediklerini sana soruyorum. Diyorsun ki bana İsmail'le o sırada konuşmak istemediğim evet. için. Sevgilim var, başkasıyla konuşuyorum. Senin de Faruk istediği için konuştum diye. Bunu satırsa kendim söylemiş olayım. Ama Aydoğan mı Aydoğan ortalıklarda yok. Ya ama yok sen Aydoğan ayrılmış bittiydi zaten. Aydoğan'ı sevmeye devam ediyordun ama. Evet. Hala aklın şey Aydoğan'da öyle mi? Hayır şu an değil zaten. O zaman yani. O zaman öyleydi. Ben bunu söyledim. Aydoğan...